Bir şarkı düşünün. Daha önce bu tınıları duydunuz ama bu şarkıyı aslında hiç dinlemediniz. O aynı anda gelen tanıdıklık ve yabancılık hissinin tuhaflığı. Demek istediğim hissiyatı belki algılayamamış olabilirsiniz. O zaman şöyle yapalım. Şu an size gösterdiğim görsellerdeki mekanlar size bir yerden tanıdık ve samimi geliyor mu? Sanki daha önce buraya çok benzer bir yerde bulundunuz. Belki küçüklüğünüzde, belki daha dün. Belki burası evinizin arka bahçesi. Bu hissiyatlar gelmesine rağmen aslında burayı önceden hiç görmediniz. Burada hiç bulunmadınız. İnternette bu hissiyatı veren bir şarkı mevcut. Şarkıyı önceden hiç dinlemediniz ama dinlediğinizde sanki eski zamanlarda dinlemiş gibi hissediyorsunuz. Şarkının adı bilinmiyor. Şarkıyı söyleyen kişi veya grup bilinmiyor. Bu şarkı hakkında bilinen tek şey 80'li yılların başında radyoda çalması ve ondan sonra bir daha duyulmaması. Peki, şu an dinlediğimiz şarkı nasıl oldu da bizim elimize geçti? 80'li yılların başında Anton Radl adındaki bir kişi yine her zamanki gibi radyoyu dinliyordu. Dinlediği radyo bir Alman radyosuydu. O zamanlarda internet yaygın değildi, hatta daha yeni yeni doğuyordu. Bu yüzden de insanların internet üzerinden müzik dinleyeceği sağlayıcılar yoktu. Anton da bu yüzden duyduğu her yeni müziği kaydederdi ve o gün, o gece adı sana duyulmayan, sanatçısı bilinmeyen bu şarkıyı kaydetti. Daha sonra bu şarkı ne radyoda çıktı ne de başka bir yerde duydu. Bu yüzden de bu kaydı alarak araştırmaya başladı. Sanatçısı kimdi? Nerede bulabilirdi? Ama Anton'a en yakın yardım 22 yıl sonra geldi. 2006 yılında. Gabriel Weir adındaki bir ses mühendisi Anton'un araştırmalarını görmüştü ve o da merak salmıştı. Yine de araştırmalara rağmen şarkıdan hiçbir iz yoktu. 18 Mart 2007 yılında ise Anton Blue ismiyle Spirit of Radio adındaki web sitesinde şarkıyı paylaşıyor. Paylaştığı kısımsa şarkının sadece 1 dakikalık kısmı. Daha sonraki yıllarda ise Reddit'e katılarak araştırmalarına orada devam ediyor. 80'lerin müziğine kafayı takmış insanlarla etkileşime geçebilmek için 80'lerin Reddit'inde dolaşıyordu. Ama cevabı da burada alamamıştı. Sonradan kimsenin bilmediği bir açıklama daha yaptı. Aslında bu müziği 2 kere duymuştu. Şarkıyı NDR2 adındaki Alman radyo kanalı Gençler Kuşağı'nda yayınlamıştı. Bu yüzden de araştırmalar 1 Nisan 1956 yılında kurulan bu Alman radyo kanalı NDR'ye yöneltildi. Radyo kanalında çalışan kişilerin ise bu şarkıyı bulması pek olanaklı değildi. Çünkü radyo kanalında incelenmesi gereken 10.000'den fazla plak vardı. Kimsenin zamanı yok tabii ki. 10.000 plağı teker teker dinleme gibi bir olanakları da yok. Burada şöyle neşelendirici bir olay geliyor. Eğer Almanya'da yaşıyorsanız ve radyoda müziğiniz yayınlanacaksa tüm sürecin evrağa dökülmesi şart. Hepsi listeleniyor. 1933 yılında kurulan GEMA adındaki Alman kuruluş şu ana kadar radyoda çalınan tüm şarkıları kayıt altında tutuyor. Hani rastgele bir şarkıcı olabilir, öylesine bir konuk olabilir, bir şarkı yayımlayacak, bunların listesi kesinlikle tutulmak zorunda. Peki GEMA bu gizemli şarkı için araştırma yapılmasına izin veriyor mu? Tabii ki hayır. Yine de NDR radyosundan Paul Baskerville adındaki radyo programcısı şarkının o popülerliğini görüp radyoda tekrardan bir şans veriyor. Anton'un 80'lerde kaydettiği şarkıyı radyoda çalıyor, yayınlıyor. Tabii meslektaşları sıkıcı bu parçayı direkt olarak kendi programında çaldığı için iğnelemeler yapıyorlar. Paul Baskerville kendisi ne kadar müziğin kökenini araştırmak istese de tüm şirket kayıtlarına bakacak boş zamanı yok. Hem hayatını rastgele bir şarkının yapımcısını, söyleyenini aramakla geçirebilir mi? Hayatını boşa harcayabilir mi? Bunu da istemiyor. Benzer bir olay yine bir Alman radyosunda olmuştu. 80'lerden bilinmeyen bir şarkı birden ortaya çıkıyor. İnternette bu şarkıyı yaymaya çalışıyorlar ve en sonunda yapımcısına ulaşıyorlar. Yapımcısı da şarkının asıl adının ne olduğunu ve ne zaman kaydettiklerine kadar tüm bilgileri onlara veriyor. Bizim bu gizemli şarkımız içinse olay bu şekilde yürümüyor maalesef. İnsanların en büyük isteği bir telif olayı. Çünkü herkesin kayıtları var ve bir şarkı onlara aitse telif atarlar. YouTube'da da böyledir. Aynı şekilde işler. Örneğin Twitch'te şu anlar telifli müzik kullanamıyorum çünkü büyük plak şirketleri direkt olarak telif atıyor. Ben de arada bir bu gizemli şarkıyı Twitch yayınlarında açıp dinletiyorum. Zaten telif olayı da yok. İnsanlar diyor ki büyük çaplı bir film yapılmalı bunun üzerine ya da büyük bir çaplı filmde kullanılmalı, arkaya da bu müzik konulmalı, illaha birine ulaşacak, yapımcısına ulaşabilecek. Yani şu an tek telif yemesini istediğim video bu. Eğer şarkı bulunursa direkt olarak YouTube algoritmasından bulunacak ve telife YouTube çakacak. İşin ilginç tarafı ise şarkı cidden acayip güzel, sürekli olarak aklımda çalıyor, bir bağlılığı var ve şarkı neden tanıdık geliyor? Bunlardan biri
biri o zamanlarda popüler olan Yamaha DX7'nin synthlerinden dolayı. Yamaha DX7 bazı hazır synthlerle geliyor ve onları kullanmışlar. Ayrıca arkadaşlarımla dinlerken birden bu Regular Show'daki Party Tonight'a benzemiyor mu dediler ve ben de aynısını düşünüyordum. Ona da benziyor. Birçok şarkıya benziyor. Araştırmasını yaptım. Arkadaşlarım dışında birçok kişi de Regular Show'dan bir alıntı yaparak ona benzediğini söylemiş. Teorilerden bir tanesi de bir tane grup heves ediyor. Güzel de sesleri var, işte yetenekleri var. Ondan sonra plaklarda kaydediyorlar, bırakıyorlar sonra. Hevesleri birden sönüyor. Bir daha da gün yüzüne çıkmıyor. Bazı kişiler de diyor ki belli bir grubun reklam kampanyası. Çünkü böyle bir gizem yaratılacak, herkes buna kilitlenecek. En sonunda da grup bizdik ve bu şarkıyı biz yaptık gibisinden ortaya çıkıp da bütün üne kavuşacaklarını falan düşünüyorlar. Bu büyük bir olasılık değil. Şarkı o kadar güzel ki yayınlarda dinlerken şarkının adı ne diye soruyorlar. Bir şey diyemiyorum. Hey dostum, en sevdiğim müzik ne? Ya orası biraz karışık. Ama şunu biliyoruz ki bu şarkıyı yayınlamış olsalardı büyük ihtimal en bilindik şarkıları olacaktı ve patlama yakalayacaklardı. Şu ana kadar dinlettiğim bir kişi bile bu şarkı olmamış demedi. Herkes beğendi ve sürekli olarak döngüye aldılar. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?